kadar kaldım. Tek tek gelmiş. Bunlar nedir oğlum? Ne çıkıyor mega tam bunu? Ne demiş? Bu tarafı ben yapamam. Şu anda biliyorsunuz biz Haziran 20 ve Ağustos 10 tarihler arasında Malatya'da bir hasat dönemimiz başlıyor. Ama iklimsel ve mevsimsel olarak kısmen 10 gün, 5 gün bir takım değişiklikler olabiliyor. Bu yıl biliyorsunuz özellikle Nisan, Mayıs ve Haziran ayları ciddi anlamda yağışlı geçti. İklimlerde ciddi anlamda değişiklikler var. Hasat dönemimiz başladı ama Haziran ve Mayıs ve Haziran aylarında ciddi anlamda yağışla beraber bir dolu felaketi de karşılaştık. Dolayısıyla mahsulde ciddi anlamda bir üründe kalite kaybına sebep oldu. Bu da tabii hem çiftçimizi üzdü hem de bizleri üzdü. Çünkü üründeki kalite kaybı ihracatta bizi zor durumda bırakıyor. Dolayısıyla bu arada tabii çiftçimiz bildiğiniz gibi Tarsim'le yapılan sözleşmeler gereği dolu hasarıyla ilgili ciddi anlamda devlet tarafından ciddi desteklerle destekleniyor. Bu yıl Tarsim üründeki kalite kaybı, yani doğa ve tabiat şartlarından kaynaklanan bu kalite kaybından dolayı da Malatya'da ciddi anlamda yani 110 milyon TL civarında da bir ödeme yaptı. Ama yani bu yıl üründe kalite kaybı gerçekten Mayıs ve Haziran aylarında yaşanan doğa ve tabiat şartlarının getirmiş olduğu yağmur, dolu gibi sıkıntılardan dolayı ciddi bir hasar aldı. Şu anda Malatya ortalama ova dediğimiz bölümde ürün hasadının yarılamış durumda. Yani büyük ihtimalle bu rakımı 700 olan bölgelerden yaklaşık rakımı 1700-1600'e kadar olan bir bölümde yaşanıyor. Dolayısıyla bu da periyodik olarak havaların yani sıcaklık derecelerine göre hasat dönemi de onunla beraber devam ediyor. Şimdi bu yıl bildiğiniz gibi Malatya Tarım İl Müdürlüğü'nün Sayın Valimizin denetiminde ve kontrolünde kurmuş olduğu bir komisyonla ciddi anlamda sahada çok önemli bir rekolte çalışması yaptı. Bu çalışmaya son haftalarda biz de dahil olduk. Ticaret Borsası, Ziraat Odaları dahil olduk. Şu anda Malatya'da yaklaşık 400 bin ton yaş meyve tahmini yapıyoruz. Bu tahminlerimiz hem sahada birebir ağaçta görerek hem de çekase üstünden ağaç sayısını baz alarak yapılan rekolte tahminleri. Bu yılki tahminimiz 400 bin ton. Bunun kısmen meyve suyu fabrikalarına sıkmalık olarak üründeki kalite kaybı oluşan meyveyi baz alıp kısmen de yaş kayısı da biliyorsunuz ihracatta artık ciddi bir noktaya geldi Malatya kayısı. Bunun yaklaşık 65-70 bin tonunu bu alanda tüketip geri kalan bölümünü de kurutarak ihracata göndermeyi planlıyoruz. Burada kuru tahminimiz 80 bin ton civarında. Bir de tabii bunun yanı sıra civar iller diye bahsettiğimiz Elazığ, Baskil, Elbistan biliyorsunuz kayısı da kısmen bir üretici durumunda. Bir de Gürün'de böyle bir üretim var. Bununla beraber yaklaşık
yani 80 bin ton üstünde bir rekolte tahminimiz var. Şimdi bildiğiniz gibi bizim ürettiğimiz ve kuruttuğumuz ürün dünya kuru kayısı üretiminin %85'ini karşılıyor. Yani dünyanın her yerinde yaş meyve üretimi var ama bu kuruya dönüşmüyor. Yani Malatya kayısı coğrafi işaret belgesi almış, Avrupa'nın ve dünyanın tek nitelikli kayısı ürünü olarak ortaya konmuş bir meyve. Dolayısıyla biz rutin yıllara sarı baktığımız zaman, geriye dönüp de baktığımız zaman bizim ortalama 100 bin ton ihracatımız var. Bu 100 bin ton ihracatımızın yaklaşık 60 bin tonu Avrupa ülkelerine, geri kalan 40 bin tonu Rusya, Amerika gibi ve kısmen Uzak Doğu ülkelere, Antarktika ülkelerine ihracat yapıyoruz. Tabii buradaki en büyük potansiyel Avrupa ülkeleri. Dolayısıyla şu anda biliyorsunuz işte Avrupa'da bir kükürt problemi var. 2000 ppm diye bir standart var. Biz ona göre bir hazırlık yapıyoruz. Yani ihracatta bir üründeki kalite kaybı bizi biraz bu yıl zor duruma sokabilir. Ancak bizim bu yılki tahminimiz gene ihracatta 100 bin ton rakamlarını yakalamayı planlıyoruz. Şu anda 2017-2018 sezonu, 2017-2018'de de şu anda 93 bin tonu yakaladık. Büyük ihtimalle Temmuz ayını da özür dilerim, Haziran ayını da eklersek 100 bin ton ihracat yapmış, 300 milyon dolar civarında da bir gelir elde etmiş olacağız. Malatya'nın yani 100 yıldır kayısı var olduğundan beri Malatya'nın en büyük, biliyorsunuz, ekonomik geliri. Tarımda Malatya'nın en önemli tarım argümanı. Dolayısıyla her yıl kayısıyla ilgili biliyorsunuz kısmen doğa ve tabiat, kısmen meyvenin fazla olmasından, kısmen sürekli bir takım sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ama siyasi irade ve merkezi hükümet ciddi anlamda kayısıyla ilgili çok önemli adımlar attı. Yani özellikle çiçeğin don kapsamına alınması, don kapsamının dışında kısmen biliyorsunuz bu özellikle işte tarsimin meyvede oluşabilecek hasarlarda çiftçinin zararını karşılayacak gelişmeleri, bir coğrafi işaret belgesi, bunlar çok önemli şeyler. Yani bu tamamen merkezi hükümetin aslında kayısıya olan yardım ve desteğiyle alakalı. Evet, kısmen sıkıntılarımız var, sorunlarımız var ama sorumluluklarımız var. Biz bu sorumlulukları sürekli göz önünde bulundurarak kayısının problemlerini izah edip çözümler bulmaya çalışıyoruz. Lisanslı depo aslında son yıllarda uzun zamandır üstünde çalıştığımız bir şeydi. Yani özellikle bunun yasallaşması döneminde mecliste çıkarılan kanunlar ve hemen akabinde Kalkınma Bakanlığı'nın projeye sağlamış olduğu destek, kısmen yarım kalan o finansman problemini de bu dönem Malatya'da siyasi iradeyi temsilen merkezi hükümeti, biliyorsunuz, bir Gümrük ve Ticaret Bakanımız vardı. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bünyesinde çalışan LİDAŞ dediğimiz bir lisanslı depoculukta profesyonel bir şirket vardı. Dolayısıyla bu lisanslı depo projemiz 10 bin ton kapasiteli OSB'nin içerisinde yapılacak bir projeydi. Burada 12 milyon TL'sini Kalkınma Bakanlığı karşıladı. Geri kalan yani 6 milyon 800 bin liralık bölümünü de şimdi LİDAŞ karşılama ile ilgili ticaret borsası olarak bir protokol imzaladık. Önümüzdeki günlerde Ağustos ayının sonunda LİDAŞ bir olağanüstü kongre kararıyla sermaye artırımına gidecek ve hemen akabinde bunu borsamıza aktaracak bu parayı ve biz ihaleye çıkacak depoyla ilgili. Depodaki asıl en önemli şey, bugün şikayetçi olduğumuz en büyük sorun olan aslında bir taban fiyat uygulaması. Yani şu anda taban fiyat uygulaması yapamamamızın sebebi ürünü alıp depolara koyamamaktır. Şimdi dolayısıyla bu projenin ortaklarından bir tanesi de TMO, yani Toprak Mahsulleri Ofisi.
burada bir alım garantisiyle gelip taban fiyat uygulamasına geçecek. Depo hem çiftçimize, hem tüccarımıza, hem ihracatçımıza sonuçta hizmet verecek. Ama burada asıl olan çiftçimizi daha çok mutlu edecek bir plan ve program içerisinde. Çünkü devletin depolarla çalışan çiftçilere çok ciddi destekleri var. Mazot desteği gibi, laboratuvar desteği gibi. Biliyorsunuz ürün depoya teslim edildikten sonra depo tarafından kendisine verilen elektronik senetler dünyadaki bütün bankalarda faizsiz kredi sistemiyle çalışan senetler. Bu krediler 9 ay taksitli krediler. Ürün satılma anına kadar o beklenen süre içerisinde devlet hem bu faizle ilgili olan destekleri sağlıyor, hem de dediğimiz gibi ulaşım ve diğer destekleri sağlamış oluyor. Dolayısıyla lisanslı depo, 10 bin ton kapasiteli depomuz eğer faaliyete geçerse Kayısı'nın problemlerinin büyük bir bölümünü de çözmüş olacağız.